Morgaç krizinden beri kapitalizmin bittiğinden bahsediyoruz. Papaz Malthus'un teorileriyle şekillenen kapitalist sistem bugün kalesi Amerika Birleşik Devletleri'ne dahi merhem olmuyor. Nitekim dışişlerinde Birleşik Devletlere bağlı Porto Rico, adanın 72 milyar dolara ulaşan kamu borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etti. Daha önce de Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit, Stockton ve Jefferson County şehirleri iflas etmişti. Yunanistan ise Avrupa Birliği içinde krizin en derin yaşandığı ülke. Portekiz, İrlanda, İspanya, Macar Bulgaristan, Romanya onu takip ediyor. Avrupa Birliği, IMF ve Avrupa Merkez Bankası Troikası'nın Yunanistan'a borçlarını ödemek için verdiği sürenin dolmasına rağmen ne Yunanistan geri adım attı ne de Troika. Chipras 5 Temmuz'daki referandumda Yunan halkına kreditörlerin taleplerini kabul ediyor musunuz diye soracak. Avrupa Birliği'nin talepleri kemer sıkma, borcu borçla kapama üzerine kuruluyken Çipras referandumda hayır denmesini telkin ediyor. Bir taraftan da yeni çözümler peşinde. Malum Çipras'ın Partisi Sirize'yi iktidara taşıyan milli ekonomi modelinden alıntılardır. Bu alıntıları milli ekonomi modelini birebir uygulamaya karar vererek devam ettirirse Yunanistan işte o zaman kurtulacaktır. Şu anda Avrupa Birliği'nin borçların ötelenmesini reddetmesi diğer birlik ülkelerinde etkilememesi içindir. Zira borcunu ödeyemeyen ve Euro bölgesinden çıkan bir Yunanistan Avrupa Birliği rüyasının da sonunu getirir. Ortak para birimine geçilen 2000 senesinden bu zamana birlik ülkelerinde giderek derinleşen ekonomik kriz, lokomotif Almanya'da dahil tüm ülkeleri etkilemiştir. Fransa'nın Cumhurbaşkanı adayı Le Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgeci sistemine karşı barışçıl modelin savaşı olarak ifade ettiği yaşadığımız bu dönem milli ekonomi modeli çağının başlangıcıdır. Eğer Yunanistan ilk adımı atmayı başarırsa, inanıyoruz bu ihtilal ülkesi Fransa'yı da harekete geçirecektir. Yunanistan'ın önünde bir Rusya örneği var. Rusya 2005'ten bu yana modeli uyguluyor. 2010 3 Şubat'ından itibaren meclisinde kanunlaştırarak krizi aşmayı başardı, ABD'yi ezdi ve süper güç oldu. Milli ekonomi modeliyle bu noktaya geldiğini de gizlemiyor. Tam tersine Duma'da 27 Şubat 2013'te yaptığımız sunum esnasında Putin'in danışmanı Putin bir devletin kalkınması için sosyal adaleti sağlayacak, adil paylaşımı temin edecek, sosyal hakları sunacak, harcama yapan kesime tüketim imkanı tanıyacak, halka huzur getirecek sistem arayışında. Milli ekonomi modeli bunları sağladığı için bu modeli uygulayacağım diyor şeklinde teze olan güvenlerini ifade etmişti. Bugün kapitalizm bitmiştir. Eğer bu sistemde devam edilirse gerek Avrupa Birliği gerekse Amerika Birleşik Devletleri batmaya mahkumdur. Dünya istese de istemese de milli ekonomi modeline dönmeye mecburdur. Profesör Doktor Haydar Baş